Değerli izleyiciler, bir sürmanşet programıyla yine karşınızdayız. Malumunuz 31 Mart 2024 tarihinde, yani 2 ay sonra sandık başına gideceğiz ve bu seçimlerde muhtarlarımızı da seçmiş olacağız. Biz de elimizden geldiğince sürmanşet programında aday adaylarımızı sizlerle buluşturduk. Hemen hemen tüm adaylarımız burada sizlere seslendiler. Bugün de Yeşilyurt Mahallesi muhtar adayımız Ordu Karakuş bizlerle birlikte. Hem mahallede yapmak istediklerini konuşacağız bugün kendisiyle, hem de kendisini yakından tanımış olacağız. Abi hoş geldiniz. Sağ olun, sağ Hayırlı olun abi. olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim abi. Hayırlısıysa nasip olsun diyelim. İnşallah, inşallah. Aynen. Abi Ordu Karakuş kimdir? Böyle Ordu başlayalım inşallah. Karakuş, Yeşilyurt Mahallesi'nde doğdum. 1969 doğumluyum. Esnafım, fırıncılık yapıyorum. Güzel. Avşin Ekmek'te yetiştim. 10 sene İstanbul'da çalıştım. Ondan Çok sonra güzel. geldim burada fırıncılık ediyorum, Avşin'de. Çok güzel abi. Allah kolaylıklar versin Sağ sizlere. olasın. Ama yoğun bir seçim süreci de yaşıyorsunuz. Yani hem işinizi yapıyorsunuz, hem de bunun yanı sıra da seçim süreciyle alakalı ev ziyaretleriydi, işte seçim çalışmalarıydı. Yoğun bir çalışmanız da var. Tabii, hısım akrabaya Tabii. gidiyorum, geliyorum, gönül alıyorum. Bu gönül işi. Tabii. Yani muhtarlık böyle. Tabii, hısımım, Peki abi akrabam. şöyle. Malum bir de belki hani daha önceki dönemlerde aday olmuş olsaydınız diyeceğiz ki ya bu işin forsu var, keyfi var, rahatlığı var, ama 31 Mart şey özür diliyorum 6 Şubat depremlerinden sonra yıkımlar da oldu. Böyle bir zor zamanda sizler de aday oldunuz. Neden aday oldunuz diyelim. Biz çünkü eksiklerimiz vardı. Biz bunları görüyoruz. Bunları tamamlayalım diye bir yola çıktık. Vatandaşı da gezdik, emmimizi, dayımızı. Bize müsait gördüler. Güzel. İnşallah olursa hizmetlerimiz Ha, olacak. çok güzel. Peki şöyle abi, gittik sandığa 31 Mart'ta Yeşilyurt Mahallesi'nden Ordu Karakuş muhtar olarak çıktı. Tabii söylemesi de güzel, değil mi abi? Tabii. Peki, siz o tarihten itibaren ne hayal ediyorsunuz? Mahallede neler Biz o düşünüyorsunuz? tarihten itibaren biz değişik muhtar olacağız. Belirli görevlerimiz var. Bunları yapacağız. Güzel. Bizim belirli eksiklerimiz var. Ben ilk başta her zaman söyledim. Bir düğün salonu yaptıracağım. Güzel. Benim arsam var. Evet. 5 dönüm arsam var. Bir düğün salonu yaptıracağım. 5-6 tane kazan kurduracağım. Vatandaş perişan. Hamur yoğuracağım vatandaşa. Fırıncıyım ben. Güzel. Şunu açalım biraz. Düğün salonu yaptığınız zaman vatandaşa nasıl bir faydası olacak? Vatandaşa şu anda düğün salonları 60 milyardan başlıyor hala. Evet. Ben düğün salonlarını bugün 5 milyara vereceğim, 10 milyara vereceğim. Param yok diyene de öyle vereceğim. Evet. Yani ona bir en azından ekonomik anlamda katkı olsun Tabii tabii istiyorsunuz. de. Hem Aynen. muhtarlığa katkısı olsun, hem de vatandaşa yardımımız olsun. Tabii. Bu şekilde düşünüyoruz. Aslında haberlerini yapmıştık. Özellikle bayanların kış ekmekleri yapacakları zaman en çok ihtiyaçları He? duydukları şey de Evet, hamur bana yoğurma söylüyorlar makinesiydi. bunu. Evet. Perişanlık diyorlar. Ben kendim 4 tane kazan kuracağım. Evet. Orada arsam var. Oraya çevireceğim. 4 tane hamur kuracağım. Kazan kuracağım. Çok güzel. Vatandaşın işini göreceğim. Çok güzel. Başka Bu da neler şikayet ediyorlar. Başka da düşünüyorsunuz? benim oradan Yeşilyurt'a su vereceğim. Benim bahçemden su geliyor. Evet. Yeşilyurt'a geçmiyor. Bunu ben kendim vatandaşına birlik olup Yeşilyurt'un suyunu vereceğim. Benim Güzel. bahçemin içinden geçiyor bu su. Gelsinler görelim. Vatandaş da gelebilir. Feloğulların orada. Su bizde. Suyu ben Sulama getirmeyen suyundan bahsediyoruz. sulama Evet, suyundan, tamam. bahçelerin suyu benim bahçemden aşağı akıyor. 3 günlük işi var. Bunu kepçeyle yedik. Yeşilyurt'a kavuşturacağız bu suyu. Çok güzel abi. Başka neler düşünüyorsunuz mahallede? Başka da Çünkü taziye evi düşünüyorum. Taziye güzel. evi yok. Mesela her köşeye değil, bir tane ortaya taziye Güzel. evi vatandaşa düşündürüyorum. Gidiyorum cenaze evlerinde, taze evlerini görüyorum. Hoşuma gidiyor. Tılaşın'da var. Tabii. Tabii. Birecik'te var. Hoşuma gidiyor. Emirli'de var. Evet. Burada niye olmasın? Güzel. Bizim vatandaşımız buna da katılır yani. Elbette. Katkı da sunarlar. Yani He. böyle bir ciddi bir Tabii çalışmayı tabii gördüğünde. arkamızda katkı olacak. Tabii. Vatandaşıydı, esnafıydı. Bunları yaptırak diyor. Esnaf, vatandaş derse ki biz istemiyoruz derse bakalım. Yani Yerim var tabii benim. istişareli olarak Yer bende yani he. evet güzel. Güzel. Peki abi şöyle 31 Mart seçimlerine sandığa gitmeden önce Yeşilyurt Mahallesi sakinleri şu anda sizleri dinliyorlar. Neler söylemek istersiniz onlara? Vallahi Yeşilyurt'a hizmet bizde dedik. İnsanları ölçsünler, bitsinler, dartsınlar, oylarını ona göre versinler. Ben bir tabanca alayım dahiyim, maaşını alayım ben diye çıkıyorsak biz yola, bu işin bize hiç gereği yok. Yani. Benim bir zaten belli maaşım var. Evet.
yani. Biz iki vatandaşa hizmet edek. Cenazeye giderik. Düğünlere giderik. Biz buna dolanırız. Bizim hizmetimiz bu. Vatandaş ona göre ötsün, bitsin, oyunu versin. Yani muhtemelen bizde seçmen, 10 tane seçmen var. Evet. Herkes ötsün, bitsin, oyunu ona göre versin. Güzel. Abi ben başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim yani, abi. Güzel bir seçim süreci yaşadık. İnşallah seçim günü de hayırlısıyla tamamlanmış i̇nşallah, olur. İnşallah. İnşallah abi. İnşallah. Eyvallah. Büyük. Değerli izleyiciler, tabii elimizden geldiğince biz burada muhtar adaylarımızın bu mesajlarını sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu programların amacı da zaten bu. Bu sebeple bugün de Yeşilyurt Mahallesi muhtar adayımız Ordu Karakuş bizlerle beraberdi. Yapacaklarını anlattı özellikle de. Hem de yakından tanımış olduk. Bakalım inşallah önümüzdeki günler ne getirir? Hep birlikte göreceğiz. Bir başka yayında bir arada olmak ümidiyle efendim. Şimdilik hoşça kalın.